Hardware Plus'tan herkese selamlar. Gece gece GTA 6'nın fragmanı yayınlandı. Neden böyle bir şey oldu? Çünkü normalde bugün 5'te olacaktı. Hatta biz de dün Eren de diyorduk ya bir böyle izleme şey falan mı Aynen. <laughs> sen de geliyor diye vesaire yapmıştın. Ben tam gece özellikle işte sabahta OnePlus'ın 12 tanıtıldığı Onu canlı yayını yaparken daha doğrusu ona hazırlanırken adamlar paylaştığımı nereden yapacaklar diye Hı -hı. araştırdığım sırada bir anda bana bildirim geldi. Ben beni bilgilendir demiştim. Hı -hı. İşte ilk gösterim başladı falan diye. Dedim ne alaka ya bunlar yanlışlıkla mı açtı? Hatta şey yaptım. Belki yanlışlıkla açılmıştır bir şey olur diye ekran kaydı aldım bütün videoyu. Öyle ile. mi? olmaz diye. Meğersem olay şuymuş. Ben o sırada Twitter'a bakmamıştım. Gece bir anda bir Twitter hesabından trailer yani fragman sızdırılıyor. Sızdırılınca bu paylaşılacak hype'a gidecek diye rakslar da cevaben Twitter'da bir paylaşım yaparak sızdırıldı. Lütfen hani bizim YouTube kanalımızda izleyin diyerek YouTube'dan falan bile çekmiş olabilirler yani. nasıl çekebiliyorsun Çünkü sen hani ilk gösterme ayarladığında kadar. liste dışında duran bir videoyu sızdırabilmek ne bileyim bana garip geliyor. Zaten şimdi birçok dalgası geçiyor işte hani o sızdıran hesap hemen askıya alındı Twitter'dan. Twitter'dan o bilgiyi almışlardır. Baskın baskın olmuştur falan e, böyle. Aynen onun şeyini yapar yani FBI falan paylaşımı oldu böyle. Yani işin aslında trajikomik tarafı bu oldu ama sonuç olarak GTA 6'yı gördük. Aynen. Yani gördük. İyi ki gördük. İnanılmaz hoşuma gitti. İnanılmaz güzel detaylar var. Gerçekten de oynamayı çok büyük bir hevesle bekliyorum. Hı -hı. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim. Birçok kişi PUBG ilk çıktığında yani bilgisayar versiyonu ilk çıktığında bütün sistemini insanlar yeniledi. PUBG oynayabilmek hmm. adına. Şimdi aynısı GTA 6 içinde olacak. Zaten, ve insanlar tabii. bütün <laughs> sistemlerini değiştirecekler en optimum şekilde, en iyi şekilde GTA 6 oynamak için. Yine insanlar bütün sistemlerini değiştirecek. Ama sistemleri değiştirmek için 2026 ya da 2027'yi beklemeleri gerekecek. Evet, Çünkü en erken 2025. Fragmanda 2025'te çıkacağı bilgisi paylaşıldı. Sonradan basın bülteninde de Hı -hı. PlayStation 5, Xbox Series X ve S yani yeni nesil konsollara 2025'te geleceği bilgisi paylaşıldı. PC denilmiyor. Yani biz GTA 5'te gördüğümüz gibi GTA 6 da ilk önce konsollara çıkacak. Evet. Sonrasında PC'ye gelecek. GTA 5'te GTA 5'te o konsolla PC'ye geçiş sırasında şeyi görmüştük. Mesela PC'ye geldiğinde FPS modu gelmişti yani evet. first person hı hı. görüntü yani ana görüntü şeyi gelmişti. Bunda da belki geliştirmelerle beraber gelebilir ama senin dediğini şöyle söyleyeyim mesela benim için de geçerliydi o. Ben işte e, yarından itibaren bir 3 günlük Gürcistan'a Tiflis'e gideceğim. Ondan sonra da Dubai'yi Huawei'nin etkilediğinde gideceğim. Ben onlarda zaten bir yeni nesil konsol alsam mı diyordum. İşte PlayStation 5 mi alsam ya o kadar e, oyun oynamıyorum artık hı hı. Xbox seri S mi alsam falan diye kendi içimde düşünüyordum. Şu an dedim ki mesela evet o konsolu ben bu gidişlerimden birinde almalıyım. Herkese bunu yaptıracak. Yani herkese şu anda işte PlayStation 4'e olanlar, Xbox One serisinde S ya da X'e olanlar vesaire bu nedenle şeyi alacaktır büyük ihtimalle. PlayStation, PlayStation 5 e, ya da Xbox'ı alacaktır çünkü 2 sene sonra geliyor. Aslında teknik olarak 1 sene sonra geliyor. 2023'ü bitirdik, 1 sene sonra gelecek. Zaten Nisan diye sızıntılar vardı. Ve genellikle vardı. Rockstar oyunlarını o dönemde yayınlıyor. Red Dead Redemption da öyle olmuştu diye hatırlıyorum. Bunda da yine aynı şekilde olacaktır bence. Ben grafiği gördüğümde en merak ettiğim şeylerden biri şuydu. Şimdi işte PlayStation 5, Xbox Series X <laughs> Güç olarak baktığımızda Xbox Series X işte 14 teraflop gibi bir gücüyle birinci. ikinci sırada PlayStation 5 var. Üçüncü sırada Series S var. O da <laughs> 10 teraflop gibi bir güce sahip. Hatta PlayStation 5 son kasaya bu. 12 serisine geldiğinde ve slimde şeyi de yeniledi. Grafik birimini de yeniledi. Doğru. altı nanometreye falan geçti. Birazcık güçlendirdi aslında teknik açıdan baktığımızda. Tam PlayStation 5 ile Series S X'te sıkıntı, sıkıntı olmaz da Series S ile Series X arasında Grafikte bir farklılık olacak mı? Tamam. 2K 4K farkı var olabilir zaten belki. de. Belki onda olabilir. Çünkü şeye baktığınızda, fragmana baktığınızda ilk dikkat çeken şeylerden biri bazıları şeyi de eleştirmiş. İşte GTA 5'e GTA 6 modu eklenmiş gibi. Yani grafiklerde büyük bir değişiklik yok gibi Doğru aslında bir tık. Genel baktığında evet ama Detayına indiğinde çok ciddi farklılıklar. Çok var. Mesela işte insanların hareketlerine baktığında bu şey vardı. NPC'lerde mesela bir e, teknede dans eden adam var. Adama baktığında biraz Gerçek da kilolu. Yani. Her yere oynuyor. Yani, oynuyor. yani oradaki o poligon sistemini çok iyi yapmışlar. İşte bir tane ablamız arabanın üstünde twerk yapıyor siyahi bir abla. Onda da gerçekte nasıl yapılıyorsa özellikle İki sosyal medyada sahne vardı hatta twerk kullanıma. yaptığı ben gördüm. Dedim ki hani bir tanesi Malibu bu, hiç belli zaten Hı -hı. orada yapıyor. Bir tane de arabanın üzerinde yapıyordu. Onu gördüm. ha Doğru hatırlıyorum. Yani gerçekten de yani grafik olarak baktığımızda harbiden aslında çok fazla fark olmasa da GTA 5'e benziyor evet. ama dinamiklere geldiğimizde çok büyük bir fark olduğunu hissediyorsunuz. Çok kalabalık kalıca. Çok kalabalık. İnanılmaz evet. kalabalık. Gerçekte gerçekten zaten biliyorsunuz Vice City dediğimiz oyun geçen yer Miami. Hı hı. Burada da yine o Vice City'de görüldüğümüz için Amerika'nın aslında Florida eyaletinde yani. Birazdan detaylarına geleceğiz. Benim yakaladığım bir iki detay var zaten. Harita vesaire konusunda. Ama Miami evet. zaten kalabalık bir yerdir. İnsanların işte sahillerde mayo ile takıldığı klublara gittiği vesaire. Eğlence yeri zaten. Vegas gibi Amerika'da. Hı hı. Onu ciddi bir şekilde yaşayan bir şehir olduğunu görüyorsun. Hatta işte şeyler falan eklenmiş. Timsahlar eklenmiş. Evet, Onlarla evet. uğraşanlar var. Doğru. Baskınlar geliyor. Deniz mükemmel görünüyor. Atlas okyanus Dalgalan. çünkü orası Meksika Körfezi ee, inanılmaz güzel görünüyor çünkü çok gerçekçi durunuyor. E bu fizikleri düşündüğümüzde evet aslında grafik noktasında neler bekleniyordu bilmiyorum ama Hı -hı. çok gerçekçi bir oyun beklediği de çok bariz belli. Benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi Waste'te yapılan atıflar aslında. Hı -hı. Yani burada tamam evet yine aynı alanda, aynı harita olarak görüyoruz ama mesela Malibu bu iç tarafında gerçekten güzel geliştirmeler var. Yani Beach tarafına geldiğinde orada şunu fark ettim. Vice'deki hepimizin en çok kullandığı bir araç vardı. Ferrari. Ferrari'nin Testarossa'sı. Yani gerçek Aynen. anlamda Testarossa'ydı. Orada arkasında bir adet Porsche var. Önünde yine Ferrari Testarossa'sı var ve bunu gerçekten de oyuna ufak tefek atıflar yaparak yani şimdi kalsa kimse Testarossa kullanmazdı. Hep yeni Hı -hı. nesil araçları gördük oyunlarda ne kadar lisaslanmamış olsa bile ama adamlar o kadar kendilerine bağlı ki GTA olarak burada Testarossa'yı bile orada görmek beni çok memnun etti. Zaten şey gibi düşünmek lazım orayı İşte zaten ben de hatta bizim Instagram'da da paylaştım Twitter'da da daha doğrusu ikisi e de çok paylaşıldı. O Malibu Beach'in olduğu kordon boyu diyebileceğim yerin Vice görüntüsüyle işte fragmandaki evet, o aynen. görüntü kıyaslanıyor. Ya yani ciddi bir fark var tabii ki. Özellikle Vice City ile kıyaslarsak. Hele hele şey remake versiyonu, remaster versiyonu <laughs> remaster öyle bile remaster kıyasladan var. ciddi bir fark var. E, yıllardan yıla değişiyor. Belki orada şey e, algısını da bize şey yapacaklar. Yani oyun hangi yıllarda geçtiğini falan bilmiyoruz ama... Tommy'den sonrasıdır büyük ihtimalle. Muhtemelen, Tony Mercedes'den tabii. sonrası. Ona bile oyun içinde atıf olabilir diğer şeylerde. Tabii tabii e, kesinlikle olacaktır gelecek bence gelecek de. Yani. Yani fragmandaz ya da oyun içinde de bence bir Tony'den falan filan bahsedilecektir. Yani bir yerde böyle bir gülümsetmek amacıyla. E, baktığımızda orada şey de olabilir işte. E, Vice o geçtiği yıllardan işte günümüzü uyarlandığında hala da sonuçta bizde sokaklarda eski böyle güzel arabaları modifiye edip falan yapan ya da restore edenler görüyoruz ki Modifiye de inanılmaz hmm. seviyede tabii, tabii. var. Yani Zaten GTA'nın hmm. imzalarından Aynen. biri modifiye edebilmek. Orada da gördüğümüz araçlara baktığımızda çok ciddi modifiyeler var. Ee, bunun yanı sıra e, fark ettiğim noktalardan birini söyleyeyim. Şimdi basın bülteni çıktığında zaten ya da şuradan başlayalım en klasik. Lucia isimli bir karakterimiz var. Ana karakterimiz Kadın bu. Hatta karakteriz. şeyde başlıyor yani ne derler ona parmaklıkların ardında başlayan bir oyun. Orada konuşuyor hatta ya, işte. Hapishanede, hapishanede geçiyor. Ya. Belki orada birazcık Oyunun başlarında bir hapishaneden kaçış ya da tahliye olma da ikisinden birinin olacağı görünüyor. Bir de zaten iki karakter olacağı konuşuluyordu. Daha önce Jason olarak paylaşıldı ama fragmanla hiç Jason'a da geçmiyor. Lucy'nin, e, Lucy'nin daha doğrusu sevgilisi olarak gördüğümüz bir de erkek karakterimiz var. Burada nasıl olacak? GTA 5'teki gibi hani işte ilk başta Lucia ile başlayıp sonra yer yer Jason'a geçeceğiz de sonradan ikisinde istediğimizi oynamaya devam mı edeceğiz? Yoksa e, Lucia üzerinden gidecek de yer yer Jason'a evet. e, yer verilecek? Bunu daha ilerleyen süreçlerde göreceğiz, daha detay yok ama en azından şey e, sızıntısı gerçek oldu. Bonnie and Clyde'dan gönderme yaparak evet, yani hikaye evet. oradan gelerek ayarlandığı durumu var. Bir de şeyi görüyoruz, karakterler daha net. Yani mesela işte GTA 6 ya da bütün GTA serisine baktığımızda, Tommy de diğerleri de vesaire, en son işte Franklin'e kadar gelinceye Hı -hı. kadar böyle fazla daha kayık ya da Amerikanın o ilk en varoş. ...tipteki insanları gibiydi. Burada karakteri net bir şekilde görüyoruz. Biraz daha böyle pişmanlığı da var, şeyi de var. İşte bir şey baskına giriyorlar. Güven problemleri giriyorlar. falan var. Aynen. Böyle hani bana yani Konumuz güven diyor orada. Hani bana güveniyor musun falan. Yani rdr 2de gördüğümüz da. o gerçek evet, evet. hikaye anlatımını... ...burada da göreceğiz gibi. Yani duruyor. Jason olarak hı. beklenen... Yani ...daha bazı ismini olarak beklediğimiz arkadaş da... ...şöyle bir olayı var diye herkes konuşuyor. Eski polis... Hı hı. ...ya da polislikten atılmış ve sonrasında e, Lucia ile beraber soygunluğa yani hırsızlığa soyunmuş bir kişi olarak da karşımıza çıkabilir. Çürük mü diyorlardı şeyde? Gibi evet polislerden yani aynısızlar dediğimiz olayda. Yozlaşmış. şekilde bu, görebiliriz bu iki arkadaşımızı. Ben bir de şuna dikkat ettim. harita abi. <laughs> yani ben de ona gelecektim. Harita inanılmaz. Ki, yani hani orada gördüğümüz belli başlı yerler var. işte bir City görüyoruz zaten Vice yazdığı, Vice City'nin St. yazdığı Hı -hı. yerde görünüyor. İşte Malibu Beach'i de görüyoruz. E onun dışında böyle çok büyük yerler görünmüyor. Bir, e, o Lucia mı başka bir karakter mi bence başka bir karakter dans eden sarı saçlı bir kız vardı. Hı -hı. Orada bir, Hı -hı. arkada büyük bir harita olduğu görünüyor. Bir, iki uçak helikopter sahnesi var. Orada büyük bir harita evet. olduğunu görüyoruz. Bir de bataklık gösteriliyor. Bir diğer yandan işte dediğimiz gibi timsahlar falan var. Ben de buradan hareket ederek şeye baktım. Basın bülteninde şöyle bir bilgi geçiyor en büyük GTA haritası olduğu vurgulanıyor. Hı hı. Ama Vice City'de geçecek değil. İçerisinde Vice City'nin de olduğu Leonida eyaletinde geçtiğini söylüyor. E zaten Vice City Miami'di. Leonida da Florida oluyor. Hı hı. Buradan hareketle Florida'ya baktığımızda zaten işte Amerika'nın güney kesimi Meksika körfezinde. Özellikle böyle göçmenleri çok fazla olduğu zaten bir de Miami eğlence yeri şeyin de çok fazla olduğu. 13 milyon insanın yaşadığı yer ve işte e, Tallahassee başkenti bir diğer yandan Jacksonville, Miami, Tampa, Hialeah, Orlando ve Hollywood burada. E, Hollywood neydi? Vinewood'tu. Vinewood. Vinewood neydi? GTA 5'ti. Yani sadece Vice City değil de aslında GTA 5'in de bazı haritalarının Vinewood kısmı olursa hı hı. olabileceğini görüyoruz ve Orada eyalette geçiyor vurgusu çünkü önceden hep şehirde geçtiği bize vurgulanırdı. Doğru. Eyalette geçtiğini de görürsek bu sefer aslında çok çok büyük bir haritanın olduğu da bize net bir şekilde gösterilmiş oluyor. Ama ne kadar büyük olur? Sızıntılar da yine bayağı büyük görünüyordu. Hatta uçakla bile gittiğinde Her bayağı sürecek falan, falan, falan deniyordu. Ya burada onunla alakalı bir şey göremiyoruz ama bataklık görüyoruz, sahil görüyoruz, liman görüyoruz ve böyle... Arabanın üstünde eğlenen böyle gece giden bir kız yarışçıların falan olduğu yerde Vice airport'u da Aynen. görüyoruz orada. VC airport'ta görünüyor. Bakalım kaç tane havalimanı olacak ya da Amerika'nın bu Florida eyaletindeki hangi bölgeleri göreceğiz. Bence yine Vinewood kısmı olacaktır. GTA 5'te San Andreas kısmını falan filan da birazcık gördüğümüz için o da olabilir hı hı. mi acaba falan diyorum. Böyle olunca da bayağı büyük bir şey var. Ama vahşi yaşam falan da fazlasıyla Aynen. dikkat çekiyor. Yapılabilecek çok şey olacak. Çok şey olacak. Bir de benim dikkatimi çeken noktadan bir tanesi şu oldu. Teknolojinin kullanımı yani telefonla tamam GTA 5 sosyal çok e, çok ilgileniyorduk. Yani şifresinden tut bilmem ne yapana kadar yani her şeyle telefon üzerinden yapıyorduk. Şimdi işin içine bir de sosyal medya girdi, canlı yayınlar falan girdi. Canlı yayın olması teknoloji nasıl böyle entegre etmiş olmanı çok çok merak Bence ediyorum. Bence şey yani. falan bile yapabilirler yani. Biz orada bir influencer ha, gibi. olabilme. aynen. Şeyi bile olacaktı. olabilir. Bence orada bir hani onu sadece işte zaten GTA'nın en sevilen yanlarından biri çıktığı döneme Ciddi eleştirileri böyle eğlenceli bir şekilde evet. yapar. E günümüzde de sosyal medya çılgınlığı var. Yani i̇ki tane var. falan vardı canlı yayında olan bir sekansı vardı. Bir Çok fazla gösterdiler. Çok başta. fazla gösterdiler. Yani bir tanesinde oynayan kızlar vardı. Bir tanesinde yaşlı bir teyzemiz gibi böyle. Aynen yani hani bir, bir laf atılıyor e, falan. Laf atılıyor. Işte, Elinde bir şeyler vardı. E, böyle balta gibi bir şeyler vardı. Neydi onun Şey hayvan olanı işte. Timsah yakalandığı şeyde de bir canlı yayın açılmış falan ya yani bir TikTok vari ya da işte Instagram vari bir canlı yayın falan akışı da olacak zaten GTA 5'te de telefon kullanımı vardı. Yani. Burada da bence bir sosyal medya paylaşımı kullanımı. için, onunla da yapıyorduk zaten, evet, sosyal medya evet, fotoğrafı atıp paylaşıyorduk, bununla daha aktif bir sosyal medya paylaşımı olacağı en azından bu bir buçuk dakikalık fragmanda net bir şekilde anlıyoruz. Yani neleri öğrendik? En büyük öğrendiğimiz şey 2024 değil, 2025'te gelecek büyük ihtimalle Nisan Hı -hı. ayında. İkincisi ilk başta PC'ye çıkmıyor. GTA 6, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series X'e gelecek ilk aşamada. Bunun dışında Vice'i de geçeceği kesin zaten. O zaten belliydi ama Leonide eyaletinde dediği için çok daha büyük bir harita göreceğimiz belli. Yani GTA 5'ten de büyük bir harita var. Bunu da kendileri açıklamış. İşte çok fazla alan var. Vahşi yaşam var. Yine etkileşim fazlasıyla olacak Araba modifiyeleri çok fazla insanlardaki o poligon yapısına falan baktığımızda çok ciddi bir e, mimik vesaire gibi gerçekçi bir yaşayan bir ortam göreceğiz hı hı. yani çünkü o kadar kalabalık yapmak kolay iş değildir ki. İşte kalabalıkta birçok detay da ortaya çıkıyordu. Sahilde mesela adam biri kadının arkasından çektiği görünüyordu. İşte dans eden var bilmem Milteci ne var. Mülteci demişler orada, orada. <laughs> Aynen hani birçok şey var. E bunları yapabiliyor olmak ki GTA'larda RDR2'de de görüyorduk. Hatta RDR2'de ölen bir adamı günler sonra geriye gittiğinde orada Buluyorsun kemiklerinin ya, kaldığını aynen. falan görüyordu. Yani bir yaşayan yapı var. E burada GTA 6'da da bunu yapacakları çok bariz belli. Hani birçok şeyi yapabileceğiz. Karakter işte kadın karakterle başlayıp büyük ihtimalle Lucy ile başlayacak. Stephen Jason'ın da dahil olduğu bir iki ana karakterimiz var ve bunun dışında da çok fazla şeyi göremedik ama bunlar bile aslında merak ettirici şeyleri yani. açıklıyor. Bu birinci fragman olarak çıkmıştı zaten. İlerleyen dönemlerde artık birkaç ay sonra yani 2024'te Hı -hı. bence bir en az 2-3 fragman Aynen. daha ben görebiliriz. Ben kesin en az 2 tane bekliyorum fragman ve o fragmanlarda da Florida'yı da göreceğimizi düşünüyorum artık. Hı -hı. Yani çünkü Vice'ı gördük bir şekilde Florida'yı da göreceğiz. Ben biraz daha diğer karakter yani Jason'ın da üzerinden olacak fragman olacağını da bekliyorum. Ve detay konusunda gerçekten çok fazla detay olduğunu düşünüyorum. Bu fragmanda bile çok fazla detay Hı -hı. olduğunu düşünüyorum. Bizim konuşmadığımız atlayabildiğimiz noktaların bile Zaten bir çok tonla teori de detayı çıkacak şimdi. Yani. yani. özellikle manyakları şu an defalarca tabii tabii. izliyordur. İlerleyen günlerde internet sitelerinde Kare, kara izliyorlardır medyalarda yani. Medyalarda şey derler. Bakın burada bu detay var. Şurada şunu gördük. Şurası şurası bilmem ne falan. Bununla alakalı çok şey de gelir ama en azından sevindiğim noktalardan biri birçok insan şey de diyordu bu sefer hani GTA 5'in online'ından deli gibi para kazanıyorlar evet. burada direkt online vurgusu da olabilir mi diye Yok, olmadı hikayeli. çok fazla karakter mesela özelleştirmede de bir tane Joker'e benzeyen bir tip görünüyor şeyde Hı -hı. üzerine çamurda bulandığını görürüz yani karakterimizi işte o berbere gitmekte kıyafet Hı -hı. almakta falan inanılmaz özelleştirebileceğiz bu da belli ama benim şu anki savım şu. Zaten 2025'te konsola çıkacak. PC'ye çıktığında online gelecek büyük ihtimalle. Mutlumlu. Herkese bir hikayeyi oynattırmak isteyecekler. Fiyat noktasında bir bilgi yok, tam tarih yok. İşte 100 dolar olacak falan diyenler de var. Açıkçası pek sanmıyorum. Ben daha fazla bekliyorum. Onu büyüklerim. riske etmezler. Hani hı hı. E, 60 dolar değil de 70-80'e okeyim. Belki o fiyata çıkabilirler ama 100'e falan çıkacaklarını sanmıyorum. Hı, ama yapacağız. göreceğiz. Ben 100 bandı olacağım olacağını net düşünüyorum yani. Çünkü bu kadar hype'ı boşa harcamazlar. O zaman harcamaz şey derdi yani. olur. Yani işte insanlar gidip ilk başta konsolda alıp sonra PC'de oynamak için bir 100 dolar daha vermesi. E gibi gibi. Bir oyuna 200 dolar vermek ciddi bir ya yani göreceğiz riski. bakalım ama gerçekten çok çok merakla bekliyorum. Yani GTA 5'in üstüne GTA 6 da güzel gelişimler var. Güzel hikaye, güzel grafik, çok güzel yaşayan şehir. Evet. Hani o kalabalığı bakalım deli edecek mi? Yani ben yer yer GTA 5'te trafikte kaldığımda, bilmem ne olduğunda o kalabalık <laughs> hissiyatı oluyordu. GTA 6'da bu kadar sıkış bir şeyde işte bir klaba falan gittiğimizde nasıl olacağını evet. hep beraber göreceğiz. Bir de göreceğiz. GTA 6'nın PC versiyona çıktığında online tarafından bahsediyorum. Online'daki alışverişlerin de artık kripto üzerinden de olabileceğiyle de konuşuluyor. Yani günümüzde bu kadar. Ona daha var. var. Ona daha. En az <laughs> 2026'da 20 göreceğiz yani. yani. 2027'ye bir... bile kalır o. Tabii bence. tabii. Yani en az bir 3 senelik bir süreçten bahsediyoruz da bakalım göreceğiz. Sizler neler düşünüyorsunuz GTA 6 hakkında? Sadece bu 1,5 dakikalık 90 saniyelik fragman hakkında sizler de kendi görüşlerinizi ve GTA 6 hakkındaki olabilecek şeyler hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.